Çok mutluyum bugün burada. Bunlar Büyükşehir ilimizin adaylarını açıklama durumunu yerine geçmekte duruyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslında hemşehri sayılırım. Benim canımdan çok sevdiğim ablam 35 yıldır Bodrum'da yaşıyor. Sizin sayenizde bu konuda da görüşmüş olduk aramızda. Dolayısıyla burada bir İstanbul milletvekili olmama rağmen tabii 81 yılımız bizim canımız ciğerimizdir. Ancak Muğla'nın da bende böyle özelliği var. Bugün çok güzelsin Muğla. Bizi onur ettiniz. Bizi teşvik ettiniz. İlaçımızı taze ettiniz. 31 Mart seçimlerinin bir tarihi bugünden ilan ettiniz. Sizden böyle benim gibi sokağa fırlayıp çıkan insanlarsınız siz. Evde ilerleşe belgeyi gönderemem diye en sevdiklerinizle helalleşip ama en çok sevdiğiniz vermediğiniz için şehit olmaya kararlı şekilde sokağa çıkanların topluluğudur bu topluluk. Hepinize kadar razı olsun. Dolayısıyla ben AK Parti'nin bir nedeni olarak bu davanın bir parçası olmaktan, bu davanın bir parçası olarak bulunmadan bugün bulunmaktan ve sizlerle buluşmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Bu millet özelliğiyle, aziz bir millet, bu milletin bir parçası olmak bence bu dünyada beşeri manada insanın yaşayabileceği en büyük mutluluklardan bir tanesi. Devlet Bahçeli'nin meydan toplantısında bir sözü var, hepiniz biliyorsunuz. Şu soruyu soruyor, diyor ki, belediye görevlerinde reklam vermiyoruz. Bizim için reklam vermiyoruz. Biz bu ülkeyi kurarken bir belediye saymadık değil mi? Bizim için bekar önemlidir. Ama önümüzde bir seçim var. Seçimde siyasi bir gerçeklik ve emin olun pek çok mahveller, hani zillet itibar dediğimiz itibarın müsebbiplerin sorumluları, inanın 31 Mart genel seçimlerini sadece seçimlerden seçim olarak görmüyorlar. Hatta hani onların bir Cumhurbaşkanı adayları var. Hani diyordu ya, çıkmışsın gelmiş, çıkmışsın gelmiş, çıkmışsın gelmiş diye bir başkan adayı vardı ya, geçen gün yaşlama yapıyor. Diyor ki, eğer diyor Ankara'yı alırsak, İstanbul'u alırsak, Mersin'i alırsak, Adana'yı alırsak, birkaç yerleri daha sayıyor. Biz diyor, bu iktidarı diyor, düşürürüz, erken seçimleri ilan ediniz. Ondan sonra diyor AK Parti'yi, MHP'yi indiriz, ben de Cumhurbaşkanı olurum diyor. Tabii bununla ilgili deyimler var ama biz o deyimleri tedavi etmeyiz. Şimdi tabii latife ediyoruz, gülümsüyoruz ama iş değil mi? Gerçekten durum değerli arkadaşlar ciddidir. Bu ciddi bir olaydır. Çünkü Türkiye'ye topyekun geldiler. Türkiye'ye sağlıklar değerli arkadaşlar. Türkiye'ye her şekilde sağlıklar. Ekonomik olarak sağlıklar. Terörlüklerine devreye sokarak sağladılar. Değişik alfabenin değişik harflerinden oluşan örgütler üzerinden, Suriye üzerinden sağladılar. En son olmadı, işte 15 yılımızda hani diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı topu tutuyordu diye o top da geldi. Gelmedi 15 yılımızda, geldi. Dışarıdan destek aldılar. Biz de bekar mücadelesi yapıyoruz. Bu topluluğun bu farkında olduğunu biliyorum. Bunu çok 27 Nisan Bursa'sını hatırlayın. Yargı Bursa'larını hatırlayın. O bitimleri hatırlayın. Yani bitimleri hatırlayın. Değil mi? Ondan sonra biz o seçimlerde sadece sağlıklar o veya bu partinin bir neticesi mi ortaya çıktı? Hayır.